Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 16 Kasım Çarşamba, Antalya yarışları için karşınızdayım sizlerde. Hoş geldiniz. Evet, sezonun açılış programı Antalya'da başlıyor arkadaşlar. İnşallah kazasız belasız güzel bir sezon geçirmesi temennisiyle, tabii sizlere de bol bol kazanç getirmesi temennisiyle, tabii ki bunu da söylemek lazım değil mi? Yani yanlış değil herhalde. Bunu da dileyelim. Tabii ki gündüzde bir İstanbul yarışımız var. Akşam yarışımız da Antalya'da. Bugün iki programımız var. Her iki programımız şu anda yayında arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Onun dışında herhangi bir programımız şu anda yok. Fazla da sözü uzatmayacağım. En azından hayırlısı olsun diyerek hemen Antalya yarış programımızın açılışını yapalım arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 18.30'u gösterirken şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışıyla X startımız veriyoruz ve 6 ve 7'nin ekir olduğu 7'li plasenin başlangıç ayağında 7 nolu Just the Flake, 6 nolu Ice Breeze ile ekir olan bu safkanları ben biraz daha şanslı görüyorum. En azından uygun kilosuyla ve bir aralar iyi bir form yakalayan, hazırlıklarını da beğendiğim bir isim. 1 nolu Alicho, kalite bir isim. Bu Victor Galop temsilcisi Mehmet Duruş Sunkar'la bana göre en sert rakip konumda olan isim. O yüzden 7-1 benim bu 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayağı için önereceğim bir isim oldu. Günün ikinci koşusuna itibaren 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışıyla ve 9 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 3 dolu Gürpınarlı bu Serhas temsilcisi Nevzat Avcı ile ilk yarışında güzel bir ikinci, arkasından 3. ve hazırlıklarında oldukça beğendiğim bu safkanın bugün ilk sırada şanslı görüyorum. Kazanmaya da bir hayli yakın. 8 dolu Şiyekra bir Mehmet Bora temsilcisi Müslüm Çelik'le start alan safkanda 2 yarışında 5.lik elde ettikten sonra son yarışta güzel bir üçüncülüğü sahip ve artan formuyla burada bir hayli ön plana çıkan isim. Altın oğlu Alicia of Fire. Bir Corinthian temsilcisi Çetin Can Bolat'la start alacak olan safkanda yine yarış hayatına güzel bir üçüncülük ve dördüncülükle ve güzel formuyla bu yarışa katılan bir isim. Yedin oğlu Mali Gör. Bir Mali temsilcisi Alef Katı ile start alacak olan safkanda da yine iyi hazırlıklara sahip ve son olarak da 4 nolu Leo Grant. Bir Yıldırım Bey temsilcisi Gökhan Yıldız'la son güzel üçüncülüğünden sonra 2 aylık bir ara verdi ama güzel çalışmalarla bu yarışa katılıyor. O yüzden benim birinci ayak için 3, 8, 6, 7, 4 sıralaması oldu. Günün üçüncü koşusu tabii ki 6'lı Ganya'nın ikinci ayağı şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışı. 4 ve 10 nolu safkanların ekir olduğu bu 10 safkanın yer almış olduğu koşuda tabii daha önceki yarışlara baksaydık böyle 1400 koşuyor. Hemen 4 nolu kadanı tek at gitsin derdik muhakkak. Ama maalesef tabii ki safkanımız 9 yaşına geldi. Maşallah diyelim bu zamana kadar bayağı elde ettiği başarıları göz ardı edemeyiz. Çok iyi atları geride bıraktı. Ama bugün bu grup içerisinde yine çok şanslı. Onu da tabii ki hakkını yememek lazım. Müslüm Çelik de üstünde start alıyor. Ve tabii ki bu son 9.'undan sonra bir 48 günlük arası var ama idmanlarda bir hayli değişmiş gözüküyor. Antalya havası yaramışa benziyor daha doğrusu. Bir de ekür avantajına sahip. Ben o yüzden her şeye rağmen yine 4 nolu Kadan en azından böyle uygun grupta benim de ilk tercih edeceğim safkan. Ama ben yanına bir 3 nolu Dori Yiğit'i de bu MA temsilcisine Ercan Çankaya'da bu aralar iyi bir form yakalamayan bu safkanı da ilave edip bu koşuyu 4 ve 3 olarak geçmenizi önereceğim arkadaşlar. Günün 4. koşusu 6'lı Ganyan 3. ayağında 7 safkanın yaratmış olduğu handikap 16-3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik bir kum yarışı var. Evet, zor bir koşu ama ona da öncelikli olarak belirteyim. Ben 7 nolu 9 ağaç bu hakim temsilcisi bomboş kilosuyla İsmail Dinar'la yakalamış olduğu güzel bir form var. Ben son 8.liği hiç ölçü almadığım bu isim bana göre böyle uygun bir grupta, uygun şartlarda birinciliğe bir hayli yakın gördüğüm isim oldu. 3 nolu Katerina bir Papa Clem temsilcisi Müslüm Çelik'le Stadam Savkan'da yakalamış olduğu çok etkili bir performansı var. Son 3 yarışta bir birincilik, 2 tane ikincilik ve hazırlıkları da oldukça göz dolduran bu safkan. Tabii ki 9 ağaçlı arasında bir 10 kilo da yani azımsanmayacak bir rakam, kilo farkı var. Her şeye rağmen güzel formuyla yine önlerde gözüküyor. 4 nolu Prenses Kuve, bir Kuve temsilcisi. Cem miydi kardeşim, Cemal miydi bir bakalım. Caner Tepe ile start oluyor. Bu safkandan da yine bugün uygun grupta start alan bir isim. Ve 1 nolu Osiris, Smart Robin temsilcisi Cem Altun'la start alacak olan bir isim de yine iyi hazırlıklarıyla ön plana çıkan isim. 7, 3, 4, 1 benim bu koşu için sıralama oldu. Günün 5. koşusu 6'lı Ganyan 4. ayına geldik. Şartlı 4, 3 yaşlı Arapların 1400 metre sentrik yarışına. Evet, burada bayağı ekürler var. Bunlardan 1 ve 8 ayrı bir ekürü. 3 ve 5 nolu safkanlar ikinci farklı ekürü.
4 ve 9 olan safkanlara 3. ayrı ekürü, yani 3 ayrı ekürü olan ve 9 tayın yer almış olduğu bir koşu. Yani birer tane çıkarırsak 3 tane, yani toplam 6 tane safkan sanki koşuyormuş gibi bir izlenim oluyor tabii ki. Benim görüşüm tabii 9 tane safkan koşuyor da ekürleri yani şey yaparsak. Burada 8 nolu Taş Yürek, 1 nolu safkanla ekür olan bu Onur Kan temsilcisi Nevzat Avcı da iyi hazırlıklarıyla vermiş olduğu aradan sonra da etkili koşabilecek bir isim. Tabi ekürüsü de iyi, en azından o da 2 aylık bir aradan sonra start oluyor safkanın genel görüntüsü olduğu şeyi. 3 nolu Kader Yolu, yine bir 5 nolu safkanla ekür olan bu Sultan Defus temsilcisi Mehmet Nuri Sunkar'la yine iyi hazırlıklara ve iyi çalışmalara sahip. Ve son olarak da 2 nolu Dolunay Güzeli, Yakup Bey temsilcisi Fırat Arslan'la son güzel ikinciliğiyle ön plana çıkan isimler arasında. 8-3-2 benim bu koşudaki sıralama oldu. Günün bir sonraki koşusuna geldik. Günün 6. koşusu Altılı Ganyan 5. ayağına meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına ve 8 safkanında yer almış olduğu bu güzel ve çekişmeli yarışta ben Altınoğlu Anadolu Sevdası, Scarface temsilcisi İlker Soyat'la start alacak olan bu İzzet Aksoy ekibine ait bu isim. Tabii İstanbul'da yarışlarını koşup ve tabii ki Antalya'ya gelen ve Antalya'da galabını çok beğendiğim, yani bayağı demek ki havası yaramış ki 636 rahat işlerde görünce de artık bu safkanı herhalde eli kulağında kazanmaya yakın gördüm. Ben de kazanmasını bekliyorum. O yüzden Altınoğlu Anadolu Sevdası İlker Soyat'la kazanmasını bekliyorum. Benim de banko limanım oldu bu safkan. Günün son koşuna geldik. Evet, şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına 9 safkanın da yer almış olduğu koşuda bir nolu The Wall, bir Derviş Ağa'nın güzel temsilcisi Mehmet Nuri Sunkar'la stadyum safkan son güzel birinciliği oldukça tatminkan ve mesafeye de oldukça yatkın bu safkan iyi çalışmalarıyla da burada da bir hayli ön planda. Küçük veriş sevenler için alternatif bir banko adayım olacak bir nolu The Wall Mehmet Nuri Sunkar'la, ama yanına rakip arıyorum derseniz yine iyi çalışmaları, galopları oldukça tatminkar gördüğüm 5 nolu Rainfall, Scarface temsilcisi Bekir Mert Mırık ile bana göre el sert rakip konumunda. O yüzden önceliğim 1, daha sonra 5 nolu safkan olacak arkadaşlar. Hemen şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.